Yani yapması gereken görev, özellikle de acılı durumlarda söylenen sözleri sündürerek kendi maksatlarına uygun olarak kullanmak yerine o kişinin acı içerisinde söylediği sözlerin bir kısmını belki duymazdan gelmek ve o sözler üzerinden kendi maksatlarına uygun yorumlar yapmak yerine belki de mümkün olduğu kadar o olayı geçiştirmeye çalışmak. Dolayısıyla yüzbaşı olan bir kişinin bir karakolda saldırıya uğradığında kahramanca çatışarak şehit olan bir kişinin ağabeyinin söylediği sözler üzerinden gerçeklerle, objektiflikle hiç alakası olmayan yorumlar yapılması yanlış bir şey. Fakat medya olabildiği kadar bütün olaylar içerisinden cımbızla seçtiklerini, mümkün olduğu kadar hükümet aleyhtarı ve Sayın Cumhurbaşkanı aleyhtarı olabilecek her şeyi alabildiğini kullanma eğiliminde. Buradaki konu şu, Sayın Yarbay'ın söyledikleri şey kısmen doğru fakat bu doğrunun karşılığı muhatap olarak alması gereken şey iktidar ya da Sayın Cumhurbaşkanı değil. Medyanın da şeyi, yaklaşımıyla o aileye ikinci bir acı daha yaşatıldı esasında. Yaşatılmış oldu. Sanki hükümet aleyhtarı, devlet aleyhtarı bir tavır içindeymiş gibi o subay böyle bir sunuldu. Sanki hani bakın işte hani sadece biz barış istemiyoruz. Hani çünkü o işte aydınlar dilekçeleri, barış talepleri şunlar bunlar var ya. Yani bunlara da büyük merkez medya falan destek veriyor. Sadece biz istemiyoruz. Bakın işte bu şehidin abisi Yarbay da işte böyle yani anlamsız görüyor bu savaşı filan gibi bir hava. Bu öyle hiç şüphe etmiyorum ki o ya en fazla o Yarbayımızın canını acıtmıştır.